Um, belki ilk defa gelenler olur diye ismi Hüseyin. Şimdi um, Microservices Patterns diye bir kitap var. Onu okuyoruz. E, bu dokuzuncu oturumu. E, şimdi bu yerde de yani bu bu bölümde de ağırlıklı olarak e, şimdi siz uygulama niye geliştiriyorsunuz? Bunun arkasında para kazanmak vardır değil mi? Şirket bir ürün geliştiriyorsunuz. Bunun arkasından para kazanırsınız. Ondan sonra yatırım yaparsınız. Büyürsünüz. Neyse. Buradaki business logic yani asıl işin mantığı önemli kısım. Biz e, bu business logic ayakta dursun diye, çalışsın diye, heh, çok pardon. Business logic ayakta dursun, çalışsın diye aslında bazı teknolojileri kullanıp bir saniye arkadaşlar bir daha açayım şunu. Şimdi elinizde bir business logic var, iş modeli. Bunu ayakta tutmak için, çalışır duruma getirmek için bazı teknolojileri kullanıyoruz. Ve bu uygulama, bir yani bu asıl mantığı hizmet olarak dışarıya veriyoruz değil mi? Şimdi microservice burada aslında bir araç. Yani daha önceden monolit uygulamaları tabii senelerce kullandık, hala daha kullanıyoruz. Bunlar da bir şekilde sizin o fikrinizi ayakta tutmak için, canlı tutmak için kullandığımız şeyler mikro servislere geçtiğimiz zaman da burada da yine aynı şekilde devam ediyor. Yani gidiyorsunuz tek uygulamayı servislere bölüyorsunuz. Ee, ne bileyim ölçeklenmesi daha kolay oluyor. Yani takım bazlı bazı servisleri bazı takımlara esayin etme yani göre, sorumluluğunu ona verme kısmı daha rahat oluyor gibisinden ve e, daha büyük bir projenin daha küçük bir bölümüne odaklandığınız için böyle bu gibi bir sürü artıları var kitabın başında da okuduğumuz gibi. Şimdi burada bir business logic var ama microservice dediğiniz zaman bu aslında dağıtık bir sistem. Önceden bir tane monolit vardı. Şimdi onlarca yüzlerce e, microserviceiniz olabilir. Bu iç modelini nasıl dağıtıyorsunuz? Muhtemelen oraya yoğunlaşacak şu anda. Selam arkadaşlar yeni gelenler. Şimdi, this chapter covers applying the business logic organization patterns, transaction script pattern and domain model, model pattern, designing business logic with domain-driven design, aggregate pattern, applying the domain event pattern in a microservice architecture. The heart of an enterprise application is the business logic, which implements the business rules. Developing complex business logic is always challenging the FTGO. Bu FTGO dediği arkadaşlar, kitabın başından beri bahsettiği, foot-to-go diye bir tane uygulama şey şirket. The um, application's business logic implements some quite complex business logic, especially for order management and delivery management. Mary had encouraged her team to apply object-oriented design principle because in her experience this way was the best way to implement complex. Diye devam ediyor anlatacağım arkadaşlar. Business logic some of the business logic used procedural transaction script pattern. Uh, but the majority of, majority of the fintech applications uh, business logic is implemented in an object oriented domain model that's mapped to database using JPA. Şimdi arkadaşlar burada bir üründen bahsediyordu. Diyor ki kurumsal uygulamaların diyor içinde bu business logic çok önemli bir rol oynar. Bunun bazı kuralları vardır. Biz diyor bu kitapta bunu yaparken DDD yani Domain Driven Design'ın etrafında çevreleyerek yapacağız ama FTGO dediği ürün oradaki ürün aslında o şey Mary dediği oranın CTO'su daha önceden takım üyelerini Object Oriented Design'a daha çok onları teşvik etmiş yani Object Oriented Design kullandı çünkü onun teknolojisi şey tecrübesi o yöndeydi. Şimdi bakalım muhtemelen onun dezavantajlarından bahsedip DDD'nin avantajlarından bahsedecek galiba. Developing complex business logic is even more challenging in a microservice architecture where the business logic is spread over multiple services. You need to add, address, address two key challenges. First, a typical domain model is tangled web interconnected classes. Although this isn't a problem in a monolithic application, in a microservice architecture where classes are scattered around different services, you need to eliminate object references that would otherwise span service boundaries. The second challenge is designing business logic that works within the transaction management Management constraints of a microservice architecture. Your business logic can use ACID transactions within services, but as described in chapter 4, it must use the SAGA pattern to maintain data consistency across services. Fortunately, we can address these using issues by using the aggregate pattern for DDD. The aggregate pattern structure serves business logic as a collection of aggregates. Burada da diyor ki arkadaşlar iki tane ana challenge ile karşılaşıyorsunuz. Birincisi monolitik architecture'da business model dediğiniz şey aslında bir class vardır. O class'ın etrafında dönen bazı metotlar gibi gibi ilerleyen bir iş mantığı var orada. Ama mikroservis mimariye geçtiğiniz zaman bu biraz daha e, network üzerinde e, yani önceden bir uygulamanın içinde klaslar vardı. Ama şimdi o klasın yaptığı şeyi network üzerinde bazı servislere atıyorsunuz. Bu bir challenge. Yani bunu aynı davranışı devam ettirebilecek misiniz? Bu bir challenge. Bir önceki chapter'da da arkadaşlar hatırlayın burada bir asit olayı vardı ya burada isolation vardı. Aslında e, mikroservis mimarisinde biz bunu acıd yani oradaki izolasyonu tam olarak yapamıyorduk. O yüzden aslında bir ACD oluyordu bu dağıtık sistemlerde microservice. Isolation yapmak için de bazı teknikler vardı. Orada da biz Saga Pattern'larından bahsetmiştik. Burada şimdi bize şeyi bahsedecek. O DDD yani Domain Driven Design'ı Aggregate Pattern'ın etrafında çevreleyerek bize bir yapı soracak. Bakalım neymiş? An aggregate is a cluster of objects that can be treated as the unit. There are two reasons why aggregates are useful when developing business logic in a microservice architecture. Aggregate avoid any responsibility of object references spanning service boundaries because an inter aggregate reference is a primary key value rather than an object reference. Tamam. Because transaction can only create or update a single aggregate, aggregates fits the constraint of the microservice transaction model. Tamam. As a result, an ACID transaction is guaranteed to be within a single service. I begin this chapter by describing different ways of organizing business logic, the transaction script. Pattern and the domain, dream, domain model pattern. Next, I introduce the concept of DDD aggregate and explain why it is a good building block for a service's business logic. After that, I describe the domain event pattern events and explain why it is useful for a service to publish events. I end this chapter with a couple of examples of business logic from kitchen service and order service. Şimdi arkadaşlar burada baktığınız zaman şundan bahsediyor. Şu yukarıdaki maddelerden. Şimdi aggregate'de nedir arkadaşlar? Elinize bir tane ID geçer. Değil mi? Bu ID'yi kullanarak bu üzerinde işlem yapmak istediğiniz neyse artık obje, bir business model, business objesi neyse. Onları arkadaşlar başka servislerden bilgileri toplayarak bir bütün haline getirebiliyorsunuz. Burada aslında şeyden de bahsediyor. Bunu yaparken bir primary key kullanıyorsunuz diyor. Değil mi? Object referansı yok. Elinde yani normal monolitik bir uygulamada bana müşteriyi ver dediğin zaman eğer orada bir relation kurduysan müşterinin ürünlerini de getirebiliyordun. Değil mi? Eager fetch yaparsan mesela müşteri geldiğinde ürünleri de geliyordu. Ne var burada? Object referansı var değil mi? Ama agregette arkadaşlar mikro servislerde customer'la mesela onun ürünleri product aynı serviste olamayacağına göre değil mi? servislerde bunları toplayıp yani agrege edip getirebiliyor olmam lazım. Dolayısıyla burada elinde primary key var, object referansı yok çünkü elinde id var sadece. id'leri kullanarak asıl şeyi öyle döndürüyorsun. İkinci kısımda da şundan bahsediyor arkadaşlar, elinde bir id olduğu için yani her seferinde elinde bir id var. Mesela elinde product id var, product servisi üzerinde product ID'm var. Sonra ne var başka elinde? Customer ID var. Orada da customer Service üzerinde kullanacağım bir customer ID'm var. Dolayısıyla diyor ki bu ID'leri kullanarak bir işlem yapıyorsun. Aslında her servis kendi içinde asittir diyor. Niye asittir? Çünkü oradaki isolation dediğimiz şey mesela customer ID'yi düşünün. Customer ID'yi kullanarak customer servis üzerinde bir işlem yaptığınız zaman orada isolation aslında var niye var? Çünkü e, bir tane JVM var. Mesela örnek veriyorum. Orada bir tane transaction var, değil mi? O transaction scope'u içinde o customer objesini dışarıdan hiçbir etki olmadan rahat bir şekilde yani veride kirliliğe sebep olmadan güncelleyebilirsiniz. Ama üstten baktığınız zaman, değil mi? Bir elinde bir order var. Bu order değişik yerlere gidiyor hani eventler falan fırlatıyorduk ya orada asidin ısı yok oluyordu. Ama servis bazında baktığında hani, serv hani dürbünü biraz daha odaklayıp servisin herhangi bir tanesine geldiğinizde o kendi içinde asit. Burada da diyor ki bazı şeylerden bahsedeceğim diyor. Mesela transcript script pattern var. Bundan bahsedeceğim diyor. Sonra domain model pattern var. Ondan bahsedeceğim. Sonra bunları verdikten sonra da DDD aggregate'e geleceğim diyor. Şimdi Business Logic Organization Patterns, yani bu kitapta zaten devamlı bir pattern, yani bir şablon var. Bakalım burada ne diyecek. Şimdi Business Logic Organization Patterns. Figure 5-1 shows the architecture of a typical service as described in Chapter 2. The business logic is the core of a hexagonal architecture surrounding the business logic are the inbound and outbound adapters. An inbound adapter handles the request from clients and invokes the business logic. An outbound adapter, which is invoked by the business logic, uh, invokes other services and applications. Şimdi arkadaşlar bunu daha önceden bahsetmiştik. Bu Hexagonal Mimari. Hexagonal zaten şey altı tane ki altı kenar yani hexagon gibi düşün altı tane burada kenar koymuşlar. Yani bu daha da çoğalıyor bu arada hani altı tane bileşen olacak diye bir kavram yok. Burada baktığınız zaman arkadaşlar en içerideki katmana biz business logic diyoruz çekirdekte olan. Burada arkadaşlar bağımlılıklar dışarıdaki katmandan içerideki katmana doğru gider. Yani e Hiçbir zaman business logic'in arkadaşlar sizin e, projede kullandığınız third-party teknolojiye direkt olarak bağımlılığı olmaması lazım. Yani şöyle düşünün. Senin bir order diye bir modelin var. Bu order modeli direkt olarak mesela Neo4j database'inin client'ına bağımlılığı varsa bittiniz. O projeyi kenara bırak demektir. Evet. Um. Onun yerine ne yapıyoruz arkadaşlar? Diyoruz ki elinde bir order service var değil mi? Order service'in sanal olarak mesela graph database diye bir interfeize bağımlılığı var diyebilirsiniz. Ama arka tarafta o Neo4j mi bir şey mi onu bilmiyor. Tamam mı? Burada işte bu Hexagonal mimari Mimari'de yoğun olarak dependency inversion kavramı kullanılıyor. Tamam mı? Siz o database mi graph database mi neyse onları işte onları siz başta bir tanımlıyorsunuz. Sonra Dependency Injection ve Dependency Inversion, Inversion of Control kavramıyla, IOC ile bu bağımlılıkları başta yönetiyorsunuz. Burada arkadaşlar Request'in geldiği kısımlara Inbound Adapters diyoruz burada. Tamam mı? Inbound Adapters. Business Logic'in kullandığı kısımlara da Outbound Adapter. Bak şimdi bakın dışarıdan bir komut geliyor. Order Request. Bu değil mi? Order Command'i geliyor. Bu aslında bir Inbound Adapter'ını kullanıyor. Mesela Rest API bunlardan bir tanesi yani rest protokolü üzerinden haberleşebilirsin. Ya da gidip bir komut gönderirsin Q'ya. Oradan yürüyebilirsin, değil mi? Ama outbound adapter dediğimiz şey ne? Outbound adapter da aslında order service'in kullandığı şeyler dolaylı yönden. Bunlardan bahsediyor. This service consists of the business logic and the following adapters. Bakalım detaylı bir şeylerden bahsedecek galiba. Eee um... Bunların e, teorinin haricinde e, şey olan kısımda arkadaşlar e, bu profilde var mı bilmiyorum ama communityde arkadaşlar Live Coding Turkey diye aratırsanız eğer mesela önümüzdeki Temmuz'un 6'sında Transactional Outbox Pattern'ını anlatan bir canlı yayın olacak. Full kodlama e, onları takip edebilirsiniz. Şimdi adaptörlere baktığınız zaman Rest API adapter dışarıdan gelen requestleri Rest protokolü üzerinde karşılayan Order Command Handlers var mesela bu da bir inbound adaptördü. Şimdi database adapter, outbound adapter niye? Çünkü business logic kendi üzerinde işlediği veriyi yani diyelim ki memory'de olan bir veriyi dışarıya bir yere kaydetmek isteyecek değil mi? Artık o çekirdekten dışarıya çıkıyor veri. Dolayısıyla buna biz e, outbound adapter diyoruz ya da domain event publishing adapter niye buna outbound diyor? Çünkü elinde işlenen bir veri var, business logic çekirdeğin. Bu artık onu birilerine göndermek istiyor. Dolayısıyla bir outbound adaptör var orada. Yani business logic, oradaki katman, product, order neyse hiçbir zaman arkadaşlar gidip de MySQL'e bağımlı yapmaz kendini ya da domain event'i göndermek için gidip kendini RabbitMQ'ye bağımlı kılmaz. Orada muhtemelen domain event publisher mesela ne olabilir? İşte bir şey publish handler, bir şey publisher vardır mesela. Tamam mı? Product'ın bildiği publisher'dır ama onun implementasyon ne olduğunu, ta uygulamanın başında sen kendin verirsin. İşte o e, inversion of control dediğimiz kavram. The business logic is typically the most complex part of the service. When developing business logic, you should consistently organize business logic in the way that is most appropriate for your application. After all, I am sure you have experienced the frustration of having to maintain someone else's badly structured code. Most enterprise applications are written in object-oriented language, such as Java, so that they consist of classes and methods, but using an object-oriented language does not guarantee that the business logic has an object-oriented design. The key decision you must make when developing business logic is whether you use an object-oriented approach or procedural approach. There are two main patterns for organizing business logic, the procedural transaction script pattern and the object-oriented domain model pattern. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi business logic en önemli kısımlardan bir tanesi. Gerektiğinde en kompleks yer orasıdır. Çünkü işte database ile ilgili kısımlar, Q'larla ilgili kısımlar zaten orayı böyle abstraction vererek yazılmış bir sürü götüp var. Oralarda her seferinde tekerleği yeniden icat etmiyorsunuz. Ama business logic dediğiniz yer, asıl işin fikrin olduğu yerde, oralar değişiklik gösterebiliyor. Siz oraya yoğunlaşırsanız, orayı da güzel tasarlarsanız kafanız rahat olur diyor. Burada siz işte business logic'i tasarlarken de iki tane yerden bahsediyor. Ya procedural yani transaction script pattern var burada ya da object oriented yani domain model pattern bakalım nasılmış transactional script pattern'a bakalım uh, Although I am a strong advocate of the object-oriented approach, there are some situations where it is overkill, such as when you are developing simple business logic. In such a situation, a better approach is to write procedural code and use what the book Pattern of Patterns of Enterprise Application Architecture by Martin Fowler. calls the transaction script pattern. Rather than doing any object-oriented design, you write a method called a transaction script to handle each request from the presentation tier. Shows an important characteristic of this approach is that the classes that implement behavior are separate uh, from those that store state. Befigure column. When using the transaction script pattern, the script are usually located in the service classes. Buckers were create, revise, cancel. DAO var, tamam, which in this example is order service class. A service class has one method for each request system operation. The method implements the business logic for that request. It accesses the database using the data access objects, DAOs, such as the order DAO. The data objects, which in this example is order class, are pure data with little or no behavior. Transactions are organized, tamam. This style of design is highly procedural and relies on the capabilities of object oriented programming. This is what you would create if you were writing the application in C or another non op language. Nevertheless, uh, you shouldn't be ashamed to use procedural design when it's appropriate. This, is approach. this approach works well for simple business logic. The drawback is that this tends not to be a good way to implement complex business logic. Şimdi arkadaşlar bu bizim yaptığımız entire application'lara çok benziyor değil mi? Bir servis katmanı var. Servislerin kullandığı bir e, database data katmanı var. E, repository diye. Yani ben yazdığım örneklerde bunlar repository diye geçiyor. Bir de burada entity'ler var değil mi? Bu entity'lerin içine baktığınız zaman da e, fazla bir lojik yok. Field'ları tutuyorlar sadece. Burada diyor ki dışarıdan gelen her request için şu servisin içinde bir metot var. Yani create order yapmak istediğinde onun bir metodu var, revise'in bir metodu var, cancel'ın bir metodu var diyor. Bu prosedürel bir e, yaklaşım diyor. Eğer business logic'iniz basitse bunu kullanabilirsiniz, bunun şeyi var. Hatta ben çok e, büyük savunucularından biriyim diyor, object oriented tasarımın. Bakalım. Peki Domain Model Pattern'da ne yapıyor? Bundan farklı Mesela diyor ki bak C falan kullansaydınız ya da Object Oriented olmayan bir dili kullansaydınız aslında bu tarz şeyler yazardınız diyor. Siz. Domain Model Pattern'a bir bakalım. The simplicity of the procedural approach can be quite seductive. You can write code without having to carefully consider half organized classes. The problem is that if your business logic becomes complex, you can end up with code that is a nightmare to maintain. In fact, in the same way that monolithic application has a habit of continually growing, transaction scripts have the same problem. Consequently, unless you are writing an extremely simple application, you should resist the temptation to write procedural code instead of apply the domain model pattern and develop an object-oriented design. Şimdi arkadaşlar, procedural programlamada e, siz muhtemelen çok fazla şey, yani çok böyle sesli, hani noisy ya da verbose derler ya yabancılar. Orada çok fazla şey yaparsınız bir işi yapmak için. Bu domain modelde nelerin farklı olduğunu şimdi bakacağız. In an object oriented design, the business logic consists of an object model a network of relatively small classes. These classes typically correspond directly to concepts from the problem domain. In such a design, some classes have only either state or behavior, but many contain both, which is the hallmark of a well-designed class. Shows an example of domain model pattern. Bakalım arkadaşlar şuraya Some classes have only behavior. Şimdi order servise e bakıyoruz. Burada create, revise, cancel. Order repository defined by order id diyor. Şimdi bu bunu kullanıyor. Bakalım ne yapacak burada. Uh, some classes have only state. Delivery information, delivery time, delivery address, order, uh, order id, order line, item, revise, cancel falan. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi önceden bu create orderın içine muhtemelen satır satır yerleştirdiğiniz bir logik vardı. Artık oradaki logiği bakın domain objesinin üzerine yerleştirmiş. Bakın burada revise, cancel, create hepsi burada var. Bir de burada delivery information var. Burada da bazen bak bunlar bunlar state tutuyor. Şimdi bir objeyi oluşturan şey nedir arkadaşlar? Bir class düşünün. Classın içinde bir data var. Yani e, class'ın e, içindeki field'lar, biz bunlara data diyoruz. Bir de arkadaşlar bunun davranışı, behavior'ı var. Behavior'lar da metotlar aslında. Yani sen yolda yürü nasıl yürüyorsun, birisiyle nasıl konuşuyorsun, bunlar bir class'ın metodu gibi düşün. Yani human diye bir class var. Human ne yapar? Talk eder, walk eder, yürür. Ne bileyim, yemek yer. Bu, bu, bu yemek yeme fonksiyonun içindeki body senin davranışındır. Tamam bir de arkadaşlar bunun haricinde senin kendi içinde tuttuğun bazı şeyler var. nedir Yaşın, ne bileyim işte burcun falan. Bunun gibi şeyler de state'dir. Yani veridir senin içinde. Sen yemek yedikçe ya da ne bileyim yürüdükçe mesela kilo bir veri değil mi senin için? Yürüdükçe mesela kilon azalır gibi. Tamam mı? Senin oradaki davranışların, o human class'ın içindeki state'i datayı değiştiriyor bir şekilde. Bu, bu yapıda arkadaşlar domain objelerini, business modellerinin Uh, biraz daha complex As with the transaction script pattern, an order service class has a method for each request system operation, but when using the domain model pattern, the service methods are usually simple. That's because a service method almost always delegates to persistent domain objects, which contain the bulk of business logic. A service method might, for example, load a domain. object from database and invoked one of its method. In this example the order class has both state and behavior. Moreover, its state is private and can only be accessed indirectly via its method. Bakın, state dediği şey arkadaşlar data yani class'ın instance variable'ları, field'ları. Onlar genelde private'dır diyor. Direkt olarak erişemezsiniz. Değil mi? İşte encapsulation dediğimiz orada var ya. Using an object oriented design has a number of benefits. First, the design is easy to understand and maintain. Instead of consisting of one big class that does everything, it consists of a number of small classes that each have a small number of responsibilities. In addition, classes such as account, banking transaction, and of draft policy closely mirror the real world, which makes their role in the design easier to understand. Second, our object-oriented design is easier to test. Each class can, um, can and should be tested independently. Finally, an object-oriented design is easier to extend because it can use a well-known design pattern, uh, such as the strategy pattern and the template pattern, uh, template method pattern that define ways of extending a component without modifying the code. Şimdi uh, neydi arkadaşlar Solid'ta Open close principle var değil mi? Um, open for extension, closed for modification. Yani klas üzerindeki bir değişik yapmayı engelleyip ama o klasın bazı özelliklerini genişletmeyi dinamik olarak yapabiliyorsan buna open closed principle deniyor değil mi? Burada da arkadaşlar mesela strateji pattern onlardan bir tanesi. Strateji patternlerle bir objeye değişik özellikler kazandırabiliyorsun. The domain model pattern works well but there are a number of problems with this approach especially in a microservice architecture. Bakalım problem varmış, microservice. That To address those problems you need to use a re refinement of all the known uh, DDD, domain driven design. Bakalım nasıl yapıyorlar. DDD which is described in the book Domain Driven Design by Eric Evans. Is a refinement of OOD and is an approach of developing complex business logic. I introduced DDD in Chapter Two when discussing the usefulness of DDD subdomains when, the, when decomposing an application into services. When using DDD, each service has its own domain model, which avoids the problem of single application-wide domain model. Subdomain and association confederate bound to context are two of the strategic DDD pattern. Şimdi, <coughs> application wide domain model, subdomain ve e-bounded kontekstlerde iki tane stratejik DDD pattern'ıymış. DDD also has some tactical patterns that are building Blocks for Domain Models. Each pattern is a role that a class plays in a domain model and defines the characteristic of the class. The building blocks that have been widely adopted by developers include following: Entity, an object that has a persistent identity. Two entities whose attributes have the same values are still different objects. In a Java EE application, classes that are persisting the JPA entity are usually DDD entities. Şimdi arkadaşlar bu uh, Domain Driven Design diye bir kitap var, Bayağı kalıp. Eric Evans'ın yazdığı bir kitap. Onu okudum ama bir daha gözden geçirmem gerekiyor o kitabı. Tavsiye ederim ama çok uzun bir kitaptır ve çok detaylı anlatıyor tamam mı? Muhtemelen piyasadaki DDD'yi en iyi anlatan kitaplardan. 2003'te yazılmış. Dolayısıyla biraz böyle dilden bağımsız görebilirsiniz bazı şeyleri. O yüzden iyi. Yani bir teknolojiye böyle şey yapıp ee, hani yoğun bir teknolojiye maruz kalmıyorsunuz ama konseptleri çok uzun uzadıya anlatıyor. Şimdi biz genelde spring projelerinde entity kullanıyorduk ya bunlar bir tane ddd objelerinden bir tanesi bu cepte value object an object that is a collection of values. Two value objects whose attributes have the same values can be used interchangeably. An example of a value object is a money class which consists of the currency and amount. Şimdi baktığınız zaman value object bir pojo gibi değil mi arkadaşlar? Money diye bir klasım var. İçinde currency ve amount'u var. Currency işte para birimi bir de miktarı. Bu da bir dd diye bir tane şey örnek. Başta bunu ne demiştim? The building blocks that have been widely adopted by developer including following. Ha, huh, building komponentlerden tamam, komponentin parçalarıymış. Tamam. Factory, an object or method that implements object creating logic that's too complex to be done directly by a constructor. It can also hide the concrete classes that are instantiated. A factory might be implemented as a static method of a class. Şimdi arkadaşlar, factory'lerde de biliyorsunuz, yani iki tip yapabilirsiniz, değil mi? Selam Muhsin. İki tip yapabilirsiniz. Bir tanesi bir faktörü yaratıp o faktörü üzerinde mesela bir car yaratabilirsin. Değil mi? Kar faktörü deyip oradan kar hangi car Audi mi BMW mi onları yaratabilirsin. Bir de şöyle bir kullanımı daha var. Bu domain objesinin üzerine bazı constructorları da koyabilirsin. Onu da yapabilirsin. Değil mi? Constructorları overload da edebilirsin. Bazıları bir parametre alır, bazıları üç parametre alır. Dolayısıyla o constructor, bir sürü constructor yazarak işi zorlaştırmaktansa mesela factory pattern'ı kullanabilirsin. Burada da objenin nasıl yaratıldığını bu factory'nin içindeki statik metodların içine gömüyorsun. Yaptığın o. Repository, an object that provides access to persistent entities and encapsulates the mechanism for accessing the database. Repository de biliyoruz arkadaşlar data katmanında. Genelde veriye nasıl erişeceğinin tool'larını, yollarını size verir. Service, an object that implements business logic that doesn't belong an entity or value object. Şimdi burada da arkadaşlar business logic'in yazıldığı yer bu service kısmında. These building blocks are used by many developers. Some are supported by frameworks such as JPA and the Spring framework. There is one more building block that has been generally ignored, myself included, except by DDD priest aggregates. As it turns out, aggregates are an extremely useful concept when developing microservices. Let's first look at some subtle problem with classic OOD that are solved by using aggregates. bir tane object oriented design ile yapılıp aslında tasarımda bir problem olan bir use case'e bakalım diyor. Onu da aggregate ile nasıl yapabiliriz? DDD aggregate pattern'ını, domain modelini tasarlamayı DDD aggregate ile yapalım bakalım. In traditional object-oriented design, a domain model is a collection of classes and relation between classes. The classes are usually organized into packages. For example, a domain model for the FATK application is a typical domain model consisting of a web of interconnected classes. Bakalım arkadaşlar burada. Consumer, order, bu orderın içinde payment info, delivery info, order line item, işte restoran var, restoranın menü itemi var gibi gibi birbirlerine bağımlılıklar var. Onlar. This example has several classes corresponding to business object. Hepsi anlatıyor. But interestingly, the explicit boundaries of each business object are missing from this kind of traditional domain model. It doesn't specify, for example, which classes are part of the order business object. This lack of boundaries can sometimes cause problems, especially in microservice architecture. Burada arkadaşlar bağımlılık var birbirine ama e, bunların bound kontekstlerine onları bilemiyorum diyor. Diyor ki mesela Which classes are part of the order business object? Mesela order'a bakıyorsun. Iı, hangi klaslar bunun bir parçası? Değil mi? Mesela order. Order'ın payment info diye bir field'ı var muhtemelen. Delivery info diye var. Order line attım. Ama bir de dolaylı yönden bakın menu item'a da bir şey var. Yani bunun buna bağımlılığı var. Bu da menu item'a bir bağımlılığı var. Yani bunun bu gerçekten ordura ama ay değil mi onu anlayamıyorum diyor. I begin this section with an example problem caused by the lack of explicit boundaries. Explicit arkadaşlar açık bir şekilde demek. Boundaries de sınırları nelerdir? Hani bu bounded context dediğimiz şey var ya. Yani mikro servisleri bölerken küçük servislere yani monolitten microservice'e servise geçerken aslında yaptığın şeyde. burada ilk önce bounded context'i ayarlayıp onun içine ille mesela sadece order olacak diye bir şey yok. Orduğun yanında başka şeyler de olabilir. İşte bunların oluşturduğu kümeye işte bounded context diyebilirsin. Tamam. Next I describe the concept of aggregate and how it explicit boundaries. After that I describe the rules that aggregates must obey and how they make aggregates a good fit for microservice architecture. I then describe how to carefully choose. boundaries of your aggregates and why it matters finally i discuss how to design business logic using aggregates let's first take a look at problems caused by fuzzy boundaries the problem with fuzzy boundaries imagine for example that you want to perform an operation such as a load or delete an order business object what exactly does that mean what is the scope and operation you would certainly load or delete the order object but in reality there is more to an order than simply the order object. There are also the ordered line items, the payment information, and so on. Besides the conceptual fuzziness, the lack of explicit boundaries causes problems when updating a business object. A typical business object has invariants, business rules that must be enforced all the times. An order has a minimum order amount. For example, the Fatigue application. For example, the FATIGO application must ensure that any attempt to update an order doesn't violate an invariance such as the minimum order amount. The challenge is that in order to enforce invariance, you must design your business logic carefully. For example, let's look at how to ensure the order minimum is met when multiple consumers work together to create an order. Two consumers, Sam and Mary, are working together and On an order and simultaneously decide that order exists their budget. Sam reduces the quantity of samosas and Mary reduces the quantity of naan bread. From the application's perspective, both consumers retrieve the order and its line items from the database. Both consumers then update the line item to reduce the cost of the order. From each consumer's perspective, the order minimum is preserved. Here is the sequence of database transaction. Şimdi ikisi de aynı anda alıyorlar bunu o hani bir minimum seviyede bir limiti var. İkisi de aynı value'larla aldıkları için indirdiğinde herhangi bir problem yokmuş gibi gözüküyor. Bakıyoruz, transaction başlıyor. Order total'ı alıyorlar. Database'den, order tablosundan, değil mi? Sonra, order line dedi. sonra end transaction, verify minimum is met. Değil mi? Aynı anda aldıkları için ya da alabildikleri için verify minimum is met. Şimdi bakalım, Burada ne yapıyor? Bir tanesi update atıyor. Şimdi i̇şte buraya kadar herhangi bir problem yok değil mi? Gidiyorlar, e, o order total'dan alıyorlar bunu. Sonra bir tanesi transaksiyonu başlatıyor, bitiriyor. Sonra verify minimum is met. Başlatıyor, bitiriyor burada. So each consumer changes a line item using a sequence of two transactions. The first transaction lost order and its line item. The UI verifies that the order minimum is satisfied before exceeding the second transaction. The second transaction updates the line item quantity using an optimistic offline locking check that verifies the order line is unchanged since it was loaded by the first transaction. Burada da arkadaşlar şey işte ard arda oluyor burada. Ee, şey yapıyor. Verinin kirlenmediğinden emin oluyor. Diğeri mesela veriyi düşürdüğü için bu da yeni veri üzerinden yapıyor işte. Burada galiba herhangi bir problem yok. In this scenario, Sam reduces the order total by X and Mary reduce it by yeah. As a result, the order is no longer valid. Even though the application verified that the order still satisfied the order minimum after each consumer's update, as you can see, direct updating part of a business object can result in the violation of the business rule. DDD aggregates are intended to solve this problem. Şimdi burada arkadaşlar galiba sorun yokmuş gibi gözüküyor ama aslında yanlış yani orderı yanlış bir yere çekiyor burada. Bakalım. Aggregate ile bunu nasıl çözecek? Birinci şeyde yaptığı olayı yani şurada yapmaya çalıştığı şeyi Aggregate ile nasıl çözecek? Geldik. An aggregate is a cluster of domain objects within the boundary that can be treated as a unit. It consists of a root entity and possibly one or more other entities and value objects. Many business objects are modeled as aggregates. For example, in chapter 2, We created the raw domain model by analyzing the nouns used in the requirements and by domain experts. Many of these nouns such as order, consumer and restaurant are aggregates. Şimdi bunlar niye aggregate diyorlar? birden fazla cluster of domain objects diyor. Yani domain objelerin kümeleri, kümesi bir araya geliyor ve bu aggregate'leri oluşturuyor. Yani order'ın içine baktığınız zaman böyle basit primitive field'ları olan bir şey değil bu baktığınızda içinde de bazı set of domain objeleri olabiliyor. Mesela order'ın içinde ne var? Order line item vardır mesela line items olabilir içinde gibi. Order aggregate and its boundary and order aggregate consists of an order entity, one or more order line item value objects and other value objects such as delivery address and payment information. Bakıyorsunuz bu order kendi başına basit bir e, obje değil bakıyorsunuz içinde ne var delivery info var payment info var order line item var değil mi bir de burada bak restoran diye bir şey var ama order aggregate'in sınırları içine girmiyor. Aggregates decompose a domain model into chunks which are individually easier to understand. They also clarify the scope of operations such as load, update and delete. These operations act on the entire aggregate rather than on parts of it. An aggregate is often loaded in its entirety from the database, thereby avoiding any complications of lazy loading. Deleting an aggregate removes all its objects from a database. Şimdi arkadaşlar burada, daha önceki örneklerde de vardı. E mesela eager'da mesela fetch fetch type'ını eager dediğimiz zaman herhangi bir veri yüklediğinizde onun ilgili verileri de yükleniyordu otomatik olarak. Hatırlayın. Bazen de şöyle bir şey yapabiliyorduk. Sen veriyi siliyordun, ilgili olan diğer verileri de siliyordu. Değil mi? Burada neydi? Cascade. Cascade'i kullanıyorduk orada da. Değil mi? Bu bu de arkadaşlar siz yükle dediğiniz zaman orderın yanında başka veriler gelebilir. Orderı sildiğinizde ilgili diğer tablardaki kayıtları da silebilir. Ama umarım şunu söyler. Şu restoranı dışı yani anlayabiliyorum bunu gerçi. Restoran tabii ki de farklı bir şey ama bunun bağımlılığı varken bunu burada dışarıda tuttu ya. Bu kutulara neye göre karar veriyor? Umarım anlatır. updating an entire aggregate rather than its parts solves the consistency issue such as the example described earlier update operations are invoked on the aggregate root which enforces invariance also concurrency is handled by locking the aggregate root using for example a version number of a database level lock for example instead of updating the line item quantities directly a client must invoke a method on the root which enforces invariance such as the minimum order amount Tamam. But in database, an application must, for example, only update the rows corresponding to order object and update the order line item. Şimdi burada da şöyle bir şey yapıyor arkadaşlar. Şimdi order objesini çektiğinde yanında order line item falan filan onlar geliyor değil mi? Ee, uh, şey ne söyleyeyim? Bunların her, hepsi birer microservice mi diyoruz? Evet. Burada bounded context dediğinde bunlar birer microservice. Mesela bu consumer service. Restoran servis, order servis. Bunlar ayrı ayrı şeyler, mikro servisler. Ee, şimdi diyor ki buradaki order line item'ın üzerinden gidip bir şey update etmektense root aggregate yani order. Order'ın üzerinden bunu güncelleyebilirsin. Mesela order aldın, elinde order var. Onun üzerinde mesela update line item deyip bir fonksiyon olduğu için onun üzerinden güncelleyip sonra save dediğinde o otomatik olarak kendi database'e kaydediyor. Bu güzel bir consistency mekanizması sağlıyor diyor. Identifying aggregate is case. Indeed, a key part of designing a domain model is identifying aggregates, their boundaries and their roots. The details of the aggregates internal structure is secondary. The benefit of aggregates, however, goes far beyond modularization domain model. That's because aggregates must obey the certain rules. Aggregate rules. DDD requires aggregates to obey a set of rules. These rules ensure that an aggregate is a self-contained unit that can enforce it invariant. Let's look at each of rules. Kural 1 Reference only the aggregate root. The previous example illustrated the perils of updating order line item directly. The goal of this first aggregate rule is eliminating this problem. It requires the root entity to be only part of an aggregate that can be referenced by classes outside of aggregate. A client can only update an aggregate by invoking a method on the aggregate root. A service, for example, uses a repository to load an aggregate from the database and obtain a reference to aggregate root. It updates and aggregates by invoking a method then aggregate root. These rules ensure that the aggregate can offer some invariant. aggregate'i loaded ediyorsunuz, root'u. Ne yapıyorsanız root'un üzerinden yapıyorsunuz. Reference only the aggregate root. Yani order line item'ı mesela order'ı yükledin, yükledin. Order line item'ı değiştirirken order line item'a kenardan dolaşıp erişmiyorsun. Order'ın üzerinden erişip update ediyorsun. Dolayısıyla diyor ki ne yapıyorsan yap senin muhatabın aggregate root'udur. Bu durumda order. Inter-aggregate references must use primary keys. Another rule is that aggregates reference each other by identity, for example, primary key, instead of object reference. For example, as figure 5 6 shows an order reference to consumer using consumer ID, and a reference to uh, uh, order reference a restaurant using restaurant ID. Şimdi bunun başka yolu yok değil mi? Servislerle haberleşiyorsun. Gerçi Sam Newman'ın bir kitabı vardı. Belki okumuşsunuzdur. Microservice Monolith to Microservice ya da iki tane kitabı vardı. Monolith to Microservice bir tane vardı. Bir de Microservice Architecture öyle bir kitabı vardı. İlk kitabı yani. Orada şey vardı. Şimdi consumer ayrı bir servis ki restoran ayrı bir servis, order ayrı bir servis. Şimdi order'la consumer arasında bir ilişki varsa bunu obje referansı yapamazsın değil mi? Çünkü database'leri farklı farklı bunların. Dolayısıyla ID üzerinden yürüyorsun baktığınız zaman şimdi order'ın consumer'a bağımlılığı varsa id üzerinden yürüyor. This approach is quite different from traditional object modeling which considers foreign keys in the domain model to be a design smell. Şimdi e, normal mesela şeyi tasarlıyorsunuz entity'yi orada bir entity'nin diğer entity'ne bağımlılığı foreign keyler üzerinden yapılıyor değil mi? Bu, bunu böyle yapmıyorsun diyor dediğim. It ensures that the aggregate boundaries between aggregates are well defined and avoids accidentally updating a different aggregate. Also, if an aggregate is part of an analysis. So this approach also simplifies persistence since the aggregate is the unit of storage. It makes it easier to store aggregates in a logical database such as the MongoDB. It also eliminates the yani product euclid Tamam mı? Product'ı yükledikten sonra o product'ın ya da sipariş bilgisini yükledim. Sipariş bilgisini yüklediğim zaman bu siparişin hangi restorana ait olduğunun bütün bilgisini değil de orada restoran alırken, Restoran ID'si ya da ne bileyim bir başka bir bilgi varsa onu ID üzerinden ilişki kurduruyorum. One transaction creates or updates on aggregation. Transactional bir metot düşünün arkadaşlar. Another rule that aggregates must obey is transaction can only create or update a single aggregate. When I first read about it many years ago, this rule made no sense. At the time, I was developing traditional monolithic applications that used an RDBMS, so transaction could update multiple aggregates. Today, this constraint is perfect for the microservice architecture. It ensures that a transaction is contained within a service. This constraint also matches the limited transaction model for most NoSQL databases. This rule makes it more complicated to implement operations that need to create or update multiple aggregates. But this is exactly the problem that sagas described in chapter 4 are designed to solve. Each step of the saga creates or updates exactly one aggregate. Show of how this works. Back column Service A. local transaction, create or update aggregate X. Aggregate a, aggregate C. In this example, the saga consists of three transactions. The first transaction updates aggregate X in service A. Tamam, tamam. An alternative approach to maintain consistent, durable, multiple services within a single service is to cheat and update multiple aggregates within a transaction. For example, service B could update aggregate Y and Z. in a single transaction. This is only possible when using a database such as RDBMS that supports a rich transaction model. If you are using a NoSQL database that only has simple transaction, there is no option to accept to use Saga. Ve burada arkadaşlar aynı mesela diyor ki bu Y'yi ve Z'yi aynı transaction içinde yapabilirsin diyor. Ama bu sefer de e, bu ikisini aynı transaction yapabilirsin. Ama database bunu destekliyor. Bazı şeyler olabilir, problemler olabilir. Özellikle NoSQL database'lerde. NoSQL database'lerde çünkü pek fazla transaction support'u yok. Peki bu aggregate'teki granularity yani boyutu ne kadar olmalı? Yani ne kadar büyük olmalı ya da ne kadar küçük olmalı? O boyutunu neye göre karar veriyoruz? When developing a domain model, a key decision you must make is how large to make each aggregate. On one hand, aggregates should ideally be small. Because updates to each aggregate are serialized, more fine grained aggregates will increase the number of simultaneous requests that the application can handle, improving scalability. It will also improve the user experience because it reduces the chance of two users attempting conflicting updates of the same aggregate. On the other hand, because an aggregate is the scope of transaction, you may need to define a larger aggregate in order to make particular update atomic. For example, earlier I mentioned having in applications domain model order and consumer are separate aggregates and alternative design is to make order part of a consumer aggregate. So this alternative design, but neymiş alternative. He? Order var, order line item but consumer rubonegamish. Buna consumer aggregate demiş. A benefit of this larger consumer aggregate is that the application can automatically update a consumer and one or more of its order. A drawback of this approach is that it reduces scalability. Transactions that update different orders would well, be serialized. Similarly, two users will conflict if they attempt to edit. Ha, böyle birbirine kattığın zaman da ölçekleme problemlerine sebep oluyormuş öyle yapmamak daha iyi. Another drawback of this approach in the microservice architecture is that it's an obstacle to decomposition. The business logic for orders and customer for example must be collocated in the same service which makes the service larger because of these issues making aggregates as fine-grained as possible is best. Yani olabildiğince küçük yapın diyor arkadaşlar bu aggregate'leri. In a typical microservice, the bulk of the business logic consists of aggregates. The rest of the business logic resides in domain services and sagas. Sagas orchestrate sequence of local transactions in order to enforce data consistency. The services are entry points into the business logics and are invoked by inbound adapters. A service uses a repository to retrieve aggregates from the database or save aggregates to the database. Each repository is implemented by an outbound adapter. baktığımızda rest api ya da command handler buradan geliyor. Order service. Create order diyorsun. Bu bazen domain event publisher ile gönderebiliyor. Ya da database'e yazabiliyor değil mi? Bunlar outbound. Order'da id var. Quantity menu item. Bak bu order root aggregate. Bunun içinde mesela order line item var. Bir saga var burada. Revise order saga var. Ve order repository. The business logic consists of the order aggregate. The order repository and one or more sockets. The order service invokes the order repository to save and load the orders for simple requests that are local to service. The service updates an order again if an update request spans multiple services. The order service will also create a saga. We take it... Tamam. Burada da arkadaşlar aslında güzel bir noktaydı burası. Sen sadece bu servisin içinde bir güncelleme varsa burada hemen transaction olarak buraya yapıyorsun servisin içinde. Tamam. Kafa rahat. Ama yaptığın işlem farklı servislere span ediyorsa yani diğer servislere de ihtiyacın varsa bunun için o zaman da Saga Pattern'ını kullanın diyor. Mesela create order hem bu servisin hem de başka servislere ihtiyaç duyuyor. O zaman Saga üzerinden ilerliyor burada. Revise order da yine başka servislere ihtiyaç varsa yine Saga pattern'ı üzerinden ilerliyor. Publishing Domain Events. Bu Outbound Adapter değil mi? Çünkü Domain Objesi, Business Logic veriyi işledi. Bir sonuca vardı. Bunun cevabını da birilerine göndermek istiyor. Yani veri artık içerideki çekirdekten çıkış yapıyor. Merriam Webster bakalım. List several definitions of the word event including this. Something that happens. A noteworthy happening. A social occasion or activity. And adverse or damaging medical occurrence, a heart attack or other cardiac event. Olan bir şey ya da ne bileyim çok önemli bir şey ya da sosyal bir event değil mi? Ya da bir şey var. An adverse or damaging medical occurrence, a heart attack or other cardiac event. Bakalım. In the context of DDD, a domain event is something that has happened to an aggregate. Yani elinde bir aggregate var, ona bir view olmuş. Event buna deniyor. It is represented by the class in domain model and event usually represent the state change. Consider for, ex for example an order aggregate in the fediga application its state changing events including order order cancelled, order shipped and so forth. An order aggregate might, if there are interested consumers, publish one of the events each time it undergoes a state transition. Yani, state değişiklik olduğu zaman bu eventleri fırlatabiliyorsun. Peki niye publish'e ihtiyaç var? Domain events are useful because other parties, users, other applications, or other components within the same application are often interested in knowing about an aggregate state changes. Maintaining data consistency across services using choreography-based sagas. notifying a service that maintains a replica that the source of data is changed. The approach is known. The command query responsible the segregation. A notifying. A... Şimdi burada arkadaşlar bakın birincisi event'i gönderiyorsun. Choreography based saga'yı hatırlayın. Ben bir şey yapıyorum, event'i gönderiyorum. Sonra ilgili servis kendi içinde o event'e göre bir şeyler yapıyor. İkincisi de arkadaşlar, sen bir şey yapıyorsun, sonra bildirim gönderiyorsun ki başka ilgili servis kendi lokalini güncellesin. Mesela diyelim ki satış yapıyorsun, tamam mı? Satış yaptıkça event gönderiyorsun. Sonra başka bir servis bu satıştan alan şeyleri alıyor, kendi tarafında bir view oluşturuyor. Satışların listesi mesela, tamam mı? E bu CQRS'te de sen read mesela okuyorsun ya satışları bana ver. Gidiyor hemen o tablodan alıyor onu. Tamam. Notify the different application via registered webhook or via message broker in order to trigger the next step in a business process. Yani bu da workflow of automation gibi düşünün. Bir şey bitiyor, bir sonrakine geçiyorsun falan. Notifying a different component of the same application in order for example to send a WebSocket message to user or update text such as Elasticsearch. Burada da genelde arkadaşlar async operasyonlar için değil mi? Mesela mail gönderebilirsin, bir şey yapabilirsin. Bunları da event fırlatarak yapabilirsin. Sending notification text messages emails to user info. Ha bunu dedik zaten. Monitoring domain events to verify that application behaving correctly. Tamam. Trigger for the notification in all in these scenarios is the state change of an aggregate in an application database. Yani aggregate'in içinde bir state durum değişmesi olduğu zaman bu eventlerin hepsini fırlatabiliyoruz. Domain event in a A domain event is a class with the name formed using a past participle verb. It has properties that meaningfully convey the event. Each property is the, either a primitive value or a value object. For example, order created event class has an order ID property a domain event typically also has metadata such as the event id and timestamp it might also have the identity, identity of the user who made the change because that's useful for auditing the metadata can be part of the event object perhaps defined in a superclass alternatively the event metadata can be in an envelope object that wraps the event object the idea of aggregated emitted to event might also be part of the envelope rather than an explicit event property. The order created event is an example of a domain event. Bakalım şimdi arkadaşlar. Order created. Bir tane domain eventi var. Interface değil mi? Bakıyoruz. Interface order domain eventi var. Bir de extend domain event. Order created implements order domain event. Class domain event envelope. Tamam burada bakın. Şey, Generikler üzerinden domain eventi extend herhangi bir şey. Şurayı. E, aggregate type aggregate event. Tamam. Yani sen e, domain eventini extend herhangi bir eventi bu envelope içinde gönderebilirsin. Demek istediği o. Bu genelde şeylerde vardır. Publisher, pub, sub paterni var ya Spring'te de bunların metodları var. Orada genelde genericler üzerinden ilerliyor. Aynı bu şekilde. Publish'i öyle yapıyorsun. Event enrichment. Let's imagine, for example, that you are writing an uh, event consumer that processes order events. The order-created event class shown previously captures the essence of what happened, but your event consumer may need the order details when processing the order-created event. One option is for it to retrieve information from the order service. The drawback of an event consumer. aggregate is that it increases the overhead of a service sequence. An alternative approach known as event enrichment is for event to contain information that the consumer needs. It simplifies event consumers because they no longer need to request data from different sources published event in order to create the event. An order aggregate can enrich the event by including other details to following distinction of enrich event. Bu enrich event'te de arkadaşlar mesela event'in içinde diyelim ki order id var. Sen bu event'i fırlatıyorsun. Daha sonradan bunu okuyan eleman orada order'ın id'sini görüyor. Sonra gidiyor order servisinden bir daha çekiyor onu. Burada bir dezavantaj olabilir diyor. Çünkü defalarca order servisi çağıracaksın ya. Onun yerine bu aggregate neredeyse bunu enrich ediyor. Yani zenginleştiriyor bu eventi. Bakıyoruz. Önceden bir tek field falan varken şimdi bir sürü field görüyorum bunun içinde. Because this version of the order created event contains the order details, an event consumer such as order history service disk no longer needs to fetch data. Tamam, artık başka bir servise çağırmasına ihtiyaç yok. Although event driven specifies consumer, the drawback is that it risks making the event classes less stable. An event class potentially needs to change when event, whenever the requirements of its consumers change. This, şimdi o zaman ne anlama geliyor bu? consumer yani bunu okuyan elemanın tarafında bir değişik yeni bir field'a ihtiyaç olduğunda her zaman bu domain event'ini değiştirmen gerekecek. Yani bir merkezi bir yerden değiştiriyor olman lazım. Domain eventleri nasıl identify ediyoruz? Bakalım hocam asık eventler bitiminde browser resmen dönmek için best practice web toolkit kullanmak mıdır? Yo tamam strate tamamen strateji. Async yapıyorsan evet, yapabilirsin onu. Bazen de streaming yapabilirsin. Mesela direkt olarak işte ne bileyim HTTP 2 üzerine gRPC streaming yapabilirsin. Destekleyen JS browser'da var bunun şeyi. Yani gRPC web gRPC mi öyle bir şeydi galiba. E, yapabilirsin. Çünkü bir şey yapıyorsun. Ne zaman biteceğini bilmiyorsun. O zaman web açarsın. Backend'de iş bittiğinde sana gönderir. Bence güzel bir yol bu kısım. There are a few different strategies for identifying domain events. Often the requirements will describe scenarios where notifications are required. The requirements might include language such as when X happens. Yeah. For example, one requirement in the application, when the owner is placed, send the consumer an email. A requirement for a notification suggested existing of a domain event. <coughs> Another approach, which is increasing in popularity, is to use event storming. Event storming is an event-centric workshop format for understanding a complex domain. It involves gathering domain experts in a room, lots of sticky notes, and a very large surface—a whiteboard or paper roll—to stick the notes on. The result of an event storming is an event-centric domain model that aggregates an event. It consists of three main steps: brainstorm events. as the domain expects to brainstorm. Domain events are represented by orange stick. Identified event triggers, identified aggregates. Event, comment, aggregate policy. Event storming is a useful technique for quickly creating a domain model. Now that we covered the basic of domain events, let's look at the mechanism of generating and publishing them. Şimdi arkadaşlar bir saati doldurduk. Bence buradan bırakalım. Bakalım ne kadar e, var. Generating domain events. Burada bir şeylik daha var arkadaşlar. Daha var yolumuz var yani. Gelin. Tamam. Tamam. Temel anlamda arkadaşlar işte procedural programadan bahsetmiştik ya servisler var, repozitörler var. Domain objelerinin üzerinde herhangi bir logic yok. Servisler bu işi yapıyor. Bundan bir örnek verdi ama biraz ölçeklenebilirliği olmadığından bahsetti. Sonra DDD'ye yoğunlaştı. DDD kısmında da arkadaşlar end domain objelerinin üzerine baktığınızda bazı davranışlar olduğunu gördünüz bu domain objeleri de genelde bağımlı oldukları şeyleri mikroservis ortamlarında primary key ile referans alıyor diye söyledi. ve bir de herhangi bir şeyin üzerinde işlem yapıyorsan mesela order biz buna aggregate root diyoruz. Onun altında bağımlılıkları da olabilir. Bağımlılıklarından bir şeyi değiştirmek istiyorsan yine aggregate root'un üzerinde yani order'un üzerinde yapman gerekiyor bunu. o zaman daha şey oluyor. Consistency'yi daha iyi sağlamış oluyorsunuz. Bir de bu arkadaşlar domain eventlerden bahsediyor. Domain eventlerde işte nasıl tasarlanır, işte nasıl enveloplar içinde nasıl konulur onlardan bahsediyor. Şimdi bu sefer de Generating and Publishing Domain Events. Burada domain eventlerinin gönderilmesini bahsedeceğiz. Bir sonraki yayında. Şimdilik burada şey yapalım, kapatalım arkadaşlar. Ee, soru varsa cevaplayabilirim. Bir dakika bekleyin.